Evet, merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlere Nikon kamerayla yani fotoğraf makinesini D3300 fotoğraf makinamın adı bu arada. Bunu bilgisayar ekranımızda nasıl webcam olarak kullanırız? Canlı yayınlarımızda ya da normal kamerayla görüntülü görüşürken nasıl kullanırız? Onunla alakalı sizlere video çekiyorum. Umarım yararlı olurum diye düşünüyorum. Şimdi fotoğraf makinamızın USB girişine kabloyu taktım ben. Diğer girişini de bilgisayara takacağız arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Fotoğraf makinamı da açıyorum. Şu anda bilgisayar tanıdı fotoğraf makinamı. Fotoğraf makinam şu şekilde bir dursun. Şimdi fotoğraf makinesini neden webcam olarak kullanırız? Onunla alakalı bilgiye gelince de arkadaşlar çoğu bu şekilde canlı yapan insanlar, canlı yayın yapan insanlar bilgisayarın kameralarının kötülüğünden şikayetçi. Haricen webcam alıp maddi bir geliriniz iyi değilse hani iyi bir webcam almak da bu zamanda zor yani açıkçası. Onun için elinizde bir fotoğraf makinesi vardır diye düşünüyorum illaki. Elinizdeki fotoğraf makinesinden yararlanarak bilgisayar ekranınızda webcam olarak kullanabileceğinizi sağlayacak program hakkında bilgi vereceğim. Nasıl çalıştığını da birazdan göstereceğim. Aynı zamanda webcam olarak kullandığınız fotoğraf makinanız üzerinden ekranda yansıtıyorsunuz ya şimdi webcam olarak kullanacaksınız. Ben OBS kullanıyorum. Facebook, YouTube, Twitch ya da herhangi bir sitede canlı yayın yapacağınız zaman bu programlara zaten direkt adaptasyon sağlıyor. Program üzerinden açtığınız zaman, video yakalayıcıyı seçtiğiniz zaman, OBS üzerinden anlatıyorum. Seçtiğiniz zaman direktmen webcam ya da kameranızın adı çıkıyor ikinci bir sırada. Bu kameranızı, yani daha doğrusu fotoğraf makinenizi seçtiğiniz zaman da canlı yayın ekranına fotoğraf makinenizi vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayardan sizlere hangi program üzerinden yararlanacağımızı göstereceğim. Linki indirmeye gelelim. Şimdi ben tarayıcımdan Google'a geliyorum arkadaşlar. Şimdi programın adını yazacağım. Bu programı indireceğiz ve bunun üzerinden de kameramızı nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Şimdi ekranımız geldi. Şimdi digicamcontrol.com diye sitenin adı şu şekilde çıkıyor. Bakın. Yani Digi de diye okuyabilirsiniz. digicamcontrol.com/doğulamp diye yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir site. Türkçe'ye çevir diyebiliriz. Şu şekilde çeviririz. Evet. Şimdi bu indir kısmından bu programı indiriyoruz arkadaşlar. Kaç megabayt? 69 megabaytlık bir dosya. Ben bu dosyayı indirdim normalde. Bilgisayarıma da kurdum. Siz de bu dosyayı indiriyorsunuz. Bilgisayarınıza kuruyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra fotoğraf makinemizi açmıştık zaten. Fotoğraf makinemizi de şöyle getireyim önüme doğru. Şimdi programı açacağım sizlere. Program şu şekilde ekranda. Bakın şöyle gösteriyorum. Kurdum çünkü programı. Programı çift tıklayarak açıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz az bir şey gelmesini. Açılış ekranı bu şekilde. Yani ekranda çıkan simgelerden dolayı çekineceğiniz bir şey yok. Bakıyoruz şu anda. Açılış ekranının gelmesini bekliyorum. Evet, şu anda programımız geldi. Program bir kısmı Türkçe gördüğünüz üzere bir kısmı da İngilizce arkadaşlar. Burada anlattığı üzerine buton koyabiliriz diyor Facebook, Twitter ya da herhangi bir sayfa üzerinde. Burayı kapatıyorum. Şimdi fotoğraf makinesini nasıl bağlayacağımıza geleceğim. Fotoğraf makinemiz açık şu anda. Bilgisayarımıza USB kablosuyla kendi fotoğraf makinesinin kablosuyla bağlı. Buradaki seçeneklere bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Fotoğraf çek diyor bu seçenek. Ekran diyor. Bakın fotoğraf indir diyor.
Basamaklı, aralıklı çekim, tam ekran, oturumları tara, astronomi, çoklu kamera kontrolü, connect diyor, Wi-Fi ile bağlantısız server tarzında bir şey söylüyor. Bu yazdır diyor bu seçenekler. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kameramın aynısının resmi burada çıkıyor bakın. Hani ben internette genelde Canon'la alakalı videolar gördüm de Nikon'la alakalı göremediğim için böyle video çekiyorum. Bakın Nikon'un direkt kendine özel program olduğunu söyleyebilirim yani bu programın. Şimdi aktarımda görüntüyü nereye kaydedeyim diye soruyor. Bakın sadece bilgisayara, sadece kameraya ve bilgisayara ve kameraya kaydet diyor. Ben sadece kameraya kaydedi seçmeyi tercih ettim açıkçası. Burada gördüğünüz gibi detaylı ayarlar da var arkadaşlar. Buradan da yararlanabilirsiniz. Şimdi gelelim kameramızı nasıl bağlıyoruz. Bakın burada fotoğraf çekin yanında ne demiştim? Ekran demiştim. Bakın şimdi ekrana dokunduğum zaman kameramın ekranda burada böyle dursun. Ekrana dokunduğum zaman bakın bir tık diye bir ses geldi. Fotoğraf makinesi şu anda kapandı. Gördüğünüz üzere fotoğraf makinesinin ekranı geldi arkadaşlar. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Evet. Bakın fotoğraf makinesinin ekranı geldi. Bakın şu anda sağa sola fotoğraf makinesinden gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Kendim de göstereyim hatta. Merhaba. Fotoğraf makinesinin ekranı. Bakın kameranın ekranı. Şöyle göstereyim telefonumu şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi fotoğraf makinamızın ekranını bilgisayar ekranımızda webcam olarak bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Burada daha detaylı ayarlar da var aslında da anlatması bayağı uzun sürer. Siz yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben size o şekilde söyleyeyim yine de. Bakın şu anda kendimi çekiyorum, dönüyorum, evin etrafını çekiyorum, geliyorum. Kendi ekranını çekiyorum. Bakın şu şekilde. Kameranın ekranı şu anda ışık yanmıyor. Görselde gösteriyorum zaten. Bu şekilde gösteriyor. Bakın burada seçenekler var. Otomatik fonksiyon, video kaydet, çek, ön izleme gibisinden. Şimdi şöyle yapacağız. Bir ayarlayabilirsem bir saniye. Şunu şöyle bir koyalım. Şu bir sabit dursun. Kendimi tam göstereceğim. Bir saniye. Şu şekilde yapalım. Ön izle dediğimiz zaman görüntünün kalitesini de size göstermeye çalışacağım ama şu anda kameramı sabitleyemedim. Evet, kameramı sabitledim. Bakın şimdi şu şekilde gösteriyorum. Ön izleme yapacağım arkadaşlar. Ekranda nasıl çıktığına bakalım. Bakın şimdi fotoğrafımı ön izleme yaptı. Görüyorsunuz. Kötü bir kalitesi yok. Görüntüsü de iyi. Bu şekilde çekiyor. Bu şekilde çalışıyor. Kamera şu anda zaten beni gösteriyor. Şu anda fotoğraf göründüğü için donuk vaziyette. Şu küçük ekranda görebiliyorsunuz beni. Bu şekilde yapıyorum tekrardan. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şu anda kendimi gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Beni görebiliyorsunuz. Ekranı çeviriyorum. Yani fotoğraf makinesinin ekranı çeviriyorum. Bakın. Bilgisayarın klavyesini gösteriyorum. Zoomlaması yakın olduğu için şu anda boğulu gösteriyor. Ondan çekinmeyin. Siz onu tam ayarlamak lazım. Ben şu anda telefondan videomu çektiğim için başka yere dokunamıyorum. Başka elim olmadığı için daha doğrusu. Bu şekilde sizler de kameranızı webcam olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bilgisayarın ekranına yansıttım bir parçasını. Daha şöyle sandalyem var şurada bakın sandalyeme yansıtayım. Evin çevresini gösteriyorum şu anda. Fotoğraf makinesinden bu şekilde de yansıyor. Program bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bakın masa üstüne indirdim programı. Programı şöyle gösteriyorum tekrardan. Zoomlasın. Digicam Control diye tekrar girdiğim web tarayıcısından da gösteriyorum programı arkadaşlar. Bakın program bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde programı indiriyorsunuz.
Nikon fotoğraf makinalarında istediğiniz şekilde kameranızı webcam olarak kullanabiliyorsunuz.